Kalp hastasıyım. Beslenmeme nasıl dikkat etmeliyim? Hocamızdan dinleyebilir miyiz demişler. Yani burada tabii beslenme dendiği zaman çok geniş kapsamlı bir soru bu. Bir kalıp halinde bir beslenme önerisinden ziyade genel prensipleri ortaya koyup bugün Karadeniz'in beslenme alışkanlığı farklıdır. Buradaki sağlıklı beslenme dediğimizde önümüzde belli seçenekler vardır. Doğu Anadolu'da başkadır, Güneydoğu'da başkadır, Ege'de başkadır. Dolayısıyla biz şöyle yesinler, böyle yesinler demekten ziyade temel prensipleri ortaya koymakta her zaman fayda var. Bizim genel olarak ülkemizde önemli bir problem ekmek. Evet. Karbonhidrat tüketimi ama bunun çok büyük kısmı ekmekle alınıyor. Ne yazık ki. Ekmeklerimizin kalitesi de gerçekten lezzet anlamında birçok Avrupa ülkesindekine Güzel. göre çok iyi gerçekten. Hani yenilmeyecek gibi değil, öyle Yani. söyleyelim. Yurt dışında ekmek kültürü daha, ekmeği tüketimi daha az olduğu için damak zevki de farklı tabii. Biz mesela o tür, onların ekmeği bize çok sert geliyor. Çok lezzet bakımından iyi gelmiyor. Türkiye'de gerçekten ekmek kalitesi, ekmeğin lezzeti, kokusu, kıvamı gerçekten güzel. Ama ne yazık ki bunu sınırlamak durumundayız. Yani ekmekle aldığımız karbonhidrat beslenmemizin aslında en büyük sorunu, en büyük defekti. Siz ekmek demişken hocam ben de Türkiye genelinde kalp hastalarının sıralamalarına bakıyordum. Bizim Sivas da üst kısımlardaydı, ilk sıralardaydı. Demek ki onun da büyük nedeni bizim et ekmeğimiz meşhurdur Evet, bilirsiniz evet. belki. Demek Temel ki temel pek, evet. onun da belki Evet. büyük katkısı var. Yani etten ziyade aslında karbonhidratlar burada problemli. Hem kilo kontrolü, kolesterol, diyabete gidiş hem de damar hastalığı bakımından karbonhidrat tüketiminin azaltılması. Haftada 2 gün et yemek önemli bir sorun teşkil etmez. Yağsız kısmından. Bunu kalp hastalığı için söylüyorum. Sağlıklı kişiler için de açıkçası karbonhidrat ağırlıklı beslenmeden uzaklaşmaları kafidir. Onun dışında çok sıkı ağır bir diyette ihtiyaç yoktur. Sebze meyve ağırlıklı beslenme, özellikle baklagiller, bunlar mesela hem doyuruculuk anlamında hem protein içeriği anlamında hem de lezzet anlamında çok önemli bir Evet. seçenek. Son yıllarda sanki böyle değerini daha az bilir olduk. Onun için hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Onun dışında beslenmenin yanında mutlaka hep söylüyorum. Biz çoğu zaman hastalarımıza şöyle deriz. Yani 2 tane, 3 tane ilaç veririz. Bir de yanına egzersizi öneririz. Ve ben derim ki senin birinci sıradaki ilacın egzersiz, sonrakiler bunlar. Ama hepsini Evet. mutlaka hem ilacı hem egzersizi beraber yapmak gerekiyor. Tek başına beslenmeyle de asla biz sağlıklı bir yaşamı garanti edemeyiz. İlaçla da edemeyiz. Sonuçta bir toplu olarak her hayatımızın her aşamasında belli tedbirler almak durumundayız. Evet.